kayısal olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften de artışa geçmiş durumdayız. Bu artışın nedeni olarak da filyasyonda gözümüze iki nokta çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi ise yeni sanayi bölgemizdeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra inşallah daha bir kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun için de en önemli özellik, en önemli tedbir, en önemli konu maske çok çok daha öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı, biliyorsunuz grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatabilmek için maskeyi daha bir önemli hale getiriyor. Çünkü maske aynı zamanda grip virüsünden de korumakta. Onun için bu maskeyi küçümsemeden maske, mesafe ve temizlik üçlümüzü yine tekrar etmek istiyoruz. Tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor. Bu uyduğumuz zaman görülüyor ki Kayseri'deki bu Sayın Bakanımızın bahsetmiş olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara sıkı sıkıya uyması, hareketliliği azaltması, 15 gün evde kal Kayseri çağrımıza kulak vermesi, ayrıca hakikaten iyi bir işbirliğiyle, iyi bir el birliğiyle Kayseri'de bu işi hızlı bir şekilde toparlanmasına vesile oldu. Ancak önümüzdeki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere azami derecede riayet etmemiz gerekiyor. Yani görüyoruz şu an Kayseri'de Kayseri değerlerini kaybediyor, büyüklerini kaybediyor. Bunu da buradan seslendirmek istiyorum. Gerçekten sevdiğimiz insanlar aramızdan ayrılıyorlar. Gençler ne olursunuz bana bir şey olmaz, ben şeyde değilim demeyin. Bu virüsün siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çünkü çocuklar biliyoruz ki asemptomatik geçiriyorlar ve süper taşıyıcı formundalar. Onun için sizler de lütfen maskelerinizi çıkartmayın, maskesiz gezmeyin. Mümkün olduğu kadar evden de ayrılmayın. Bir yandan da vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uymamamızdan dolayı bir başka birisi etkilenirse burada vebal üzerimize düş kalıyor. Lütfen diyorum, tedbirlere azami derecede riayet edelim. Teşekkür ediyorum.